Arkadaşlar, herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python eğitim serimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Artık bir şeyler öğrendik. En azından temel anlamında böyle çok basit uygulamalar geliştirebiliriz kendi çapımızda. O yüzden böyle farklı örnekler görün diye birkaç örnek yapmaya çalışacağız önümüzdeki birkaç video süresince. Örneğin bir sayı tahmin oyunu uygulaması geliştirebiliriz. O kadar bir bilgi edindik. İşte döngüler olsun, if yapıları olsun, değişkenler vesaire. Hemen hiç vakit kaybetmeden yapımıza gelelim arkadaşlar. Yapımızı oluşturmaya başlayalım. Şimdi mantık şu olacak. Ben bilgisayara bir sayı gireceğim ve bu sayıyı kullanıcının tahmin edebilmesi için kullanıcıya soru soracağız. Kullanıcı verdiği bir sayı cevabına karşı eğer o sayı, yani kişinin tahmin ettiği sayı benim sisteme girdiğim sayıyla aynıysa kişi bunu başarılı bir şekilde geçmiş olacak. Yani bu uygulamada oyun gibi düşünün, bu oyunu başarılı bir şekilde geçmiş olacak. Ya da tahmin ettiği sayı sistemdeki sayıdan büyükse kullanıcıya ben aşağı doğru diye bir mesaj vereceğim. Ya da tam tersi durumda da yukarı diye bir mesaj vereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk önce sayı diye bir değişken tanımlıyorum ve mesela buna 25 diyelim. Bir tane de hak diye bir değişken tanımlıyorum. Bu da kişinin 10 tane hakkının olduğunu söylesin örneğin. Yani bunu tamamen siz değiştirebilirsiniz, fark etmez. Sonra aşağı geldim. Bir tane while döngüsü oluşturuyorum ve while döngüsünde hak değişkeni sıfırdan büyük olduğu sürece döngü devam etsin. Eğer hakkı sıfırsa zaten bütün sistem bitiyor. Yani bütün hakkını tamamlıyor. Döngü de orada bitecek, bitmiş oluyor. Aşağı geldim. Sonra tahmin diye bir değişken oluşturuyorum arkadaşlar. Bu integer yapısında olsun. Ve bunu ben kişiden input alayım. Lütfen pozitif bir tam sayı giriniz diye bir soru soruyorum. Aşağıya geldim arkadaşlar. Şöyle bir tane if yapısı oluşturuyorum. If yapısının ilk yapması gereken işlem tahminin sıfırdan büyük mü küçük mü oldu? Yani kişiye negatif sayı girme hakkını ortadan kaldırmak istiyorum. Eğer tahmin sıfırdan küçük bir sayıysa arkadaşlar, bu sefer kullanıcıya ben print girdiğiniz sayı pozitif bir tam sayı değildir diye bir uyarı ekranı sunacağım. Eğer kişi, şimdi toplamda 10 tane hakkı var ya, bu haklar yanlış verilen cevap doğrultusunda düşsün. Eğer kişi girdiği negatif bir sayıysa, girdiğiniz sayı pozitif bir tam sayı değildir diye mesaj dönsün ama hakkından gitmesin. O yüzden döngüyü sadece bu şart için ben durdurmak istiyorum. Yani hani break yapısı ne işlem yapıyordu arkadaşlar? Break döngüyü tamamen bitiriyordu. Continue ise belirli bir durumda sadece o döngünün o kısmını atlıyordu. Yani hak ondan aşağı düşeceği için ancak bu hakkını, eğer negatif bir sayı girdiğinde hakkının düşmemesini istiyorsam, bu sefer arkadaşlar continue yapısını buraya yerleştirmem gerekiyor. Bu arada şunu da şöyle yaparsak tamam. Şeylere dikkat edelim, ona göre hata veriyor çünkü girintilere. Continue yapısına geldikten sonra bu sefer hakkı arkadaşlar her çalıştığında bir düşsün kişinin hakkı. Yani eğer tahmin olarak verdiği sayı sıfırdan küçükse girdiğiniz sayı pozitif bir tam sayı değildir diye mesaj verecek. Ancak continue yapısıyla hakkını bir tane azaltma durumunu ortadan kaldıracağım ben. Yani o yüzden hak kısmını continue'dan sonrasına veriyorum arkadaşlar. Yani continue yapısı neydi? Continue yapısının satırını kullanırsanız geri kalan kısmı, yani continue yapısından sonraki kısım o şeye dahil olmuyordu. Yani ben continue yapısını buraya kurdum. Eğer şu yapı gerçekleşirse böyle bir mesaj yayınlayacak
ve continue yapısından sonraki kısmı almayacak. Yani hakkı ben burada eksi 1 yazdım. Hakkı oradan düşmeyecek arkadaşlar. O yüzden hak kısmını algoritmanın buradaki satırına yazmak zorundaydım. Bunu yazdıktan sonra yapıyı burada yazdık arkadaşlar. Sonra ne yapacağız? Aşağı indim. Mesela yine bir elif yapısı açalım. Sayı tahminle eşitse arkadaşlar bu sefer ne işlem gerçekleştirecek? Print doğru tahmin ettiniz. Tebrikler diyerek şöyle de bir gülümseme işlemini gerçekleştirelim. Şuraya bir if yapısını eklesek. Öndeki if'ten farklı olsun. Tamam, iki farklı if de kullanabiliriz. Şimdi girintilerden dolayı hata veriyor. Elif kısmı, onun yerine bir if yapısı daha tanımladım. Şimdi kişi eğer sayı verdiği tahmin benim sistemdeki sayı ile eşitlenirse bu sefer doğru tahmin ettiniz, tebrikler şeklinde bir mesaj döndürecek. Ve bu sefer de döngünün tamamen bitmesi gerekiyor. O yüzden de ne yazıyorum arkadaşlar? Break ifadesini buraya yazıyorum. Sonra aşağıya geldim. Devam ediyorum elif şeklinde. Diyorum ki sayı büyüktür tahmin dersem bu sefer ne işlem gerçekleştirecek? Şurayı da silelim. Girintilerde sıkıntım var. Onu bir kontrol ediyorum da. Neyse, girintilerde problem varsa en sonunda düzeltiriz zaten onu. Eğer sayı tahminden büyükse arkadaşlar bu sefer kişiye ben ne mesajı vermem gerekiyor? Yukarı kalan hakkınız format. Artık format kısmını tek tek anlatmama gerek kalmadı. Mantığını anladınız zaten siz. Burayı yazdık. Yani kişinin verdiği tahmin eğer buradaki sayı kısmından küçükse, yani sayı tahminden büyükse yukarı diye bir mesaj vermem gerekiyor. Ben kişiye ki artık bir sonraki tahmininde yukarı şekilde işlem yapsın. Yani bir önceki verdiği tahminden daha yukarı bir sayı versin. Şimdi diğer bir durum ne olacak? Bu sefer bunun tam tersi, değil mi? Yani geldim buraya. Yine bir elif yapısı girdim. Bu sefer ne işlem yapacak? Sayı tahminden küçükse veya direkt else kullanabiliriz. Yani zaten başka bir şeyimiz kalmadı ki. Tam tersi durumu olursa ne işlem yapacak? Print. Ne yazmıştık yukarı? Aşağı. Bu sefer aşağı yazacağız arkadaşlar. Aşağı diye yazıyoruz. Virgül. Gel buraya. Yine kalan hakkınız, süslü parantezi açtım, nokta format dedikten sonra hak kısmını da buraya yerleştirdim. Şimdi ne yaptık? İlk önce tahmin sıfırdan küçükse girdiğiniz sayı pozitif bir tam sayı değildir diyerek hakkın bir tane azalmasını continue yapısıyla engelledik, ancak tekrar sistemi başa döndürdük. Eğer sayı tahminle eşitse doğru tahmin ettiniz, tebrikler diyerek bu sefer break ifadesini kullandık. Yani döngüyü tamamen sonlandırdık. Eğer sayı tahminden büyükse yukarı kalan hakkınız hak kadar. Yani her düştüğünde, her denemede bir tane azalacak. O yüzden buraya hak olarak tanımladım. Eğer tam tersi durumsa bu sefer aşağı kalan hakkınız yine bu bir tane azaldığında ne kadar kalacaksa aynı mantık çerçevesinde bir azalıp yine buraya hak olarak yazdıracak. Şimdi geldik. Başka ne yapabiliriz? Bir de artık en son ne var biliyor musunuz? Yine bir if yapısı kurayım. Hak sıfıra eşitse, yani artık hakkı kalmadıysa ne olacak? Geldim. İki nokta yerleştirdim. Print ifadesiyle yazıyorum. Hakkınız kalmamıştır. Doğru sayı yazdım bu sefer. Yine bir süslü parantez. Olacaktır. Çıkarttım. Sayı format içerisinde ne olması gerekiyor? Benim yukarı tanımladığım sayı olacak. Yani kalan hakkınız kalmamıştır. Doğru sayı 25'tir. Niye? Çünkü sayı değişkeni burada 25. Şimdi burayı kaydettik. Geldim.
şuradan bir çalıştıralım. Şunu 2 yapalım. Önce desktop'a gidelim. Sonra Python eğitimi dosyasına girelim. Ondan sonra Python dedikten sonra sayı tire tah.py diyerek sisteme başlayalım. Gelin bakalım. Lütfen pozitif bir tam sayı giriniz. Şimdi örneğin ilk yapmam gereken eksi bir sayı gireceğim. Örneğin eksi bir değerini girdim arkadaşlar. Enter'a bastım. Ne diyor? Girdiğiniz sayı pozitif. Tabii burada i'yi fazla yerleştirmişiz. Önemli değil. Girdiğiniz sayı pozitif bir tam sayı değildir diyorum. Buraya tekrar deneyiniz gibi bir şey de ekleyebilirsiniz. Fark etmez. Örneğin sayım 25'ti. Ben 55 değerini girdim. Bakın diyor ki aşağı kalan hakkınız 9. Geldim 45 girdim. Aşağı kalan hakkınız 8. Geldim mesela 24 girdim. 24 yukarı kalan hakkınız 7. Mesela geldim artık sıkıştırıyorum böyle düşünün. Mesela 30 diyelim. Aşağı kalan hakkınız 6. İşte 28. Aşağı kalan hakkınız 5. 26 bunu diyelim. İşte aşağı kalan hakkınız 4. Sayıyı da doğru tahmin. Önce doğru tahmin etmeyelim isterseniz. Mesela 14 diyelim yukarı. 24 yukarı. 28. Haklar bitince istediğimiz mesajı verecek mi onu şu anda sorguluyoruz. Kalan hakkınız 1 artık bizim son hakkımız arkadaşlar. 33 diyorum buna da mesela sallıyorum. Aşağı kalan hakkınız 0. Hakkınız kalmamıştır. Doğru sayı 25 olacaktır şeklinde işlemi biz yazdırmış olduk. Peki tekrar programı çalıştıralım. Python neydi? Sayı tah.py'ye lütfen pozitif tam sayı girin. Eğer sayı 25 ise de giriyorum. Doğru tahmin ettiniz tebrikler diyerek döngüyü burada sonlandırıyor arkadaşlar. Geliştirilebilir. Yani farklı yapılar eklenebilir. İlla bunun aynısını yapacağınız diye bir şey yok. Farklı şartlar ekleyebilirsiniz gibi. Yani basit bir geliştirme bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir döngü kullandık. Döngüde continue ya da break yapılarını kullandık. Veya if yapısını kullandık, else yapısını kullandık. Bunları ortaya karıştırdık. Böyle bir yapıyı, böyle bir basit bir uygulamayı geliştirebildik. Yani bu şekilde öğrendiklerimizle uygulama yaparak arkadaşlar yeri geldiği zaman birlikte de hata yapacağız ki yapıyoruz da yani mesela. Yani çok basit de olsa işte girintiler olsun, eşittir işaretini eksik yazma gibi olsun. Bunlar gibi hataları yapıyoruz. Daha büyük hatalar da yapacağız ama önemli olan birlikte bu süreci başarılı bir şekilde geçirmek arkadaşlar. İşte yani kullandığınız telefon uygulamaları, bilgisayar, internet siteleri bunların tamamının arka planında hazırlanan böyle kodlar var. Yani başka bir şey değil. Hani bu kodlar yeri geliyor 20 satır oluyor, yeri geliyor 1000 satır oluyor, yeri geliyor 10.000 satır oluyor. Şimdi işin zor kısmı da orası. Hani önemli olan geliştireceğin bir şeyi tasarlamak. Ki bu işi tabii ki yazılım mühendisleri çok daha böyle profesyonelce yapan insanlar ki eğitimini bunun yönünden almışlar. Yani bizim gibi böyle basit şekilde geliştiren insanlar değil ama bunlar da sonuçta bu insanlar da annelerinin karınlarında öğrenmediler bunları. Hepsi sıfırdan bir şekilde başladı. Yani bu eğitimde şunu beklemeyin. Yani ben çok iyi böyle bir yazılım mühendisi tarzı böyle eğitimi olacak vesaire bunları beklemeyin. Yani burada anlatmak istediğim bir programlama dilinin mantığı nasıl çalışır? Çünkü o kadar fazla modül, o kadar fazla kütüphane var ki programlama dillerinde. Ve burada da önemli olan şey o kafada öncelikle tasarlamak, ne yapılması gerektiğini tasarlamak. Ve onun üzerine yapılan kurgularla tabii ki bu tek kişinin yapabileceği işlemler olmuyor çoğu zaman. Görev dağılımları oluyor ve hep birlikte bir uygulama geliştirip sizlerin önüne bir telefon uygulaması olsun, bir oyun olsun ya da bir sitenin arayüzü gibi yapılar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Umarım faydalı oluyordur. Dediğim gibi sadece benim verdiğim örnekler üzerinde kalmayın. Geliştirebilirsiniz, farklı şeyler deneyebilirsiniz, hata alabilirsiniz, hataları araştırın, neden böyle bir hata verdiği ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Önemli olan öğrenme süreci.
Ben yine çene maçalı çok konuştum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.